Herkese merhabalar. Bugün birinci sınıf çıkarma işlemini öğreneceğiz. Hadi başlayalım. Evet, kutumda 1, 2, 3, 4, 5 tane yumurtam var. Bunlardan ikisini kek yapmak için kullanacağım. Geriye 1, 2, 3 tane yumurtam kaldı. Yumurtalarım azaldı, çıktı ve eksildi. 1, 2, 3, 4, 5 tane Lego'dan oluşan bir bloğum var. Bu bloktan 3 tane Lego'yu çıkardım. 2 tane Lego kaldı. Hadi bunu çıkarma işlemiyle ifade edelim. Başlangıçta 5 tane Lego'm vardı. 3 tanesini aldım. Kaç tane Lego kaldı? 1, 2 tane kaldı. Evet, 5 eksi 3 eşittir 2. Çıkarma işleminin işaretinin adı eksidir. Evet, eksiyi bu şekilde gösteriyoruz. Bir çizgi şeklinde. 6-7 tane tahta parçamız var. Bunlardan 3 tanesiyle dolap yapacakmış. 3 tanesini çıkardım. Bir azalma söz konusu oldu. Hadi bunu çıkarma işlemiyle ifade edelim. Başlangıçta kaç tane tahta parçam vardı? 7. Marangoza 3 tane lazımdı. 7-3 eşittir. Kaç tane tahta parçam kaldı? 1, 2, 3, 4 tane kaldı. 7-3 eşittir 4. Hatırlarsanız toplama işleminde cebime atardım ve sonra ileriye doğru sayardım. Çıkarma işleminde de önce kafamıza, zihnimize atacağız. Sonra birer birer geriye doğru sayacağız. Çıkarma işlemini iyi yapabilmeniz için geriye doğru birerle ritmik saymayı çok iyi bilmeniz lazım. Hadi başlayalım. Büyük olan sayı nedir? 8. 8 zihnimde, 3 elimde. Önce zihnimdekini sayıyorum. 8, geriye doğru 7, 6, 5. Cevabım 5. 10'dan 6'yı çıkaralım. 10 zihnimde, 6 elimde. Önce zihnimdeki 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. Cevabım 4. 13'ten 5'i çıkaracağım. 13 büyük sayı olduğu için 13 zihnimde, 5 elimde. Önce zihnimdeki 13, geriye doğru sayıyorum. 12, 11, 10, 9, 8. Cevabım 8. 9 büyük olduğu için 9 zihnimde, 1 elimde. Önce zihnimdeki 9, 8. Geriye doğru saymayı lütfen unutmayalım. 6'dan 6'ya çıkaracağım. 6 zihnimde, 6 elimde. Önce zihnimdeki 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Cevabım 0. Önemli olan önce büyük sayıyı zihnime atıyorum. Parmak sayılarını iyi biliyorum ve geriye doğru birer birer geriye doğru sayıyorum. Hadi bir tekrar edelim. Çıkarma işlemini ifade ederken eksilme, azalma, fark söz konusudur. Ve İşaretinin adı eksidir. Önce büyük sayıyı zihnime atıyorum. Küçük sayı parmağımda geriye doğru birer birer sayıyorum. Önce zihnimdekini sayıyorum. Sonra geriye doğru ilerliyorum. Bunu yapabilmeniz için geriye doğru birerli ritmik saymayı çok iyi bilmeniz gerekiyor. Ve unutmayın, önce zihnimdekini sayıyorum. Hadi bu çıkarma işlemlerini de yapalım. 18 büyüktü. 18 zihnimde, 3 elimde. 18'den geriye doğru sayıyorum. 17, 16, 15. Cevabım 15. 15 büyük olduğu için 15 zihnimde, 10 elimde. 15, önce zihnimdekini sayıyorum. 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5. En son söylediğim cevabım 5. 20 zihnimde, 6 elimde. Önce zihnimdekini sayıyorum. 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14. 8'den 8'i çıkaralım. 8 zihnimde,
8 elimde. Önce zihnimdekini sayıyorum. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. 12'den 6'yı çıkaralım. 12'nin büyük 6 mı? 12 büyük. 12 zihnimde, 6 elimde. Önce zihnimdekini saydım. 12, geriye doğru. 11, 10, 9, 8, 7, 6. 19 zihnimde, 5 elimde. Önce zihnimdekini sayıyorum. 19, 18, 17, 16, 15, 14. Cevabım 14. Şimdi toplama ve çıkarma işlemlerini karışık bir şekilde yapalım. Evet, önce işaretine bakıyorum. Bu nedir? Eksi işarettir. Çıkarma işlemi. Demek ki nedir? Ben bunu zihnime atacağım ve geriye doğru sayacağım. Hadi yapalım. 8 büyük sayı olduğu için 8 zihnimde, 2 elimde. Önce zihnimdeki 8, geriye doğru 7, 6. Cevabım 6. İşaretine baktım işlemin. Artı işareti. Bu bir toplama işareti. Nereye atıyorum? Cebime atıyorum. Büyük olan sayı 16 cebimde, 5 elimde. Önce cebimdekini saydım. 16, ileriye doğru sayıyorum. 17, 18, 19, 20, 21. Cevabım 21. 13'ten 6'yı çıkaracağım. Çıkarma işlemi. Demek ki çıkarma işleminde nereye koyuyordum? Zihnime. 13'ten 6'yı çıkaralım. 13 zihnimde, 6 elimde. Önce zihnimdeki 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7. Cevabım 7. Dikkat edin. Eksi işareti varsa geriye doğru, artı işareti varsa ileriye doğru sayıyorum. Evet, işaretine baktım. Bu bir toplama işlemi. 3 ile 3'ü toplayacağım. Öncelikle nereye atıyorum 3'ü? Cebime atıyorum. 3 cebimde, 3 elimde. Önce cebimdekini sayıyorum. 3, 4, 5, 6. Bu da bir toplama işlemi. 4 ve 1'i toplayacağım. 4 cebimde, 1 elimde. 4, 5. Cevabım 5. 13 ve 8'i toplayalım. Toplama işlemi olduğu için 13'ü nereye atacağım? Cebime. 13 cebimde, 8 elimde. Önce cebimdekini sayıyorum. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Cevabım 21. Evet, bunun işareti nedir? Eksi işareti. 12'den 7'yi çıkaracağım. 12'yi nereye atmalıyım? Zihnime. 12 zihnimde, 7 elimde. Önce zihnimdekini sayıyorum. 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5. Cevabım 5. Evet, bu da bir çıkarma işlemi. Nereden anlıyorum? İşaretinden, eksi işareti. 17'den 4'ü çıkaracağım. 17 zihnimde, 4 elimde. Önce zihnimdekini sayıyorum. 17, geriye doğru 16, 15, 14, 13. Cevabım 13. Evet, bu da bir çıkarma işlemi. 20'den 10'u çıkaralım. 20'yi nereye atıyorum? Zihnime. 20 zihnimde, 10 elimde. Önce zihnimdekini sayıyorum. 20, geriye doğru. 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10. Cevabım nedir? 10. Bu bir toplama işlemi. Artı işaretinden anladık. Toplama işleminde nereye atacağım? Cebime. 8 cebimde, 4 elimde. Önce cebimdekini sayıyorum. 8, 9, 10, 11, 12. Evet, çıkarma işlemi 6'dan 3'ü çıkaralım. 6 zihnimde, 3 elimde. Önce zihnimdekini sayıyorum. 6, 5, 4, 3. Cevabım 3. Toplama ve çıkarma işlemlerini karışık yaparken öncelikle lütfen işaretine dikkat edelim. Eğer işareti eksi ise zihnime atıp geriye doğru birerli sayıyorum. Eğer işaretim artıysa cebime atıp ileriye doğru sayıyorum. İkisinde de lütfen büyük olan sayıyı atmayı, zihninize veya cebinize atmayı unutmayın. İşaretlerine dikkat edin ve çıkarma işleminde geriye doğru birerli saymayı, doğru yapmayı unutmayın. Hoşça kalın.